Vlog'dan herkese selamlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkam çarşamba pazarına geçmiş durumda. Bugün günlerden perşembe. Biz cumartesi günü tatile gidiyoruz. Ve beraber tatil valizi hazırlayacağız. Aslında bunu açmamdaki amaç da buydu. Tatil valizini hazırlayacağım sürede şimdi yazlıklarımı da çıkartmam gerekiyordu. Yazlıklarımdan da almak istediklerim var çünkü. Ama yazlıklar vakumlarda, kışlıklar burada. Dedim ki Beril, en istedim kışlıklarla yazlıkları ayır. Valizini de dedim hazırla. Koyacaklarını en azından kafanda dedim tasarlarsın. Kafandan gitsin dedim. Ve vlog açtım. Bu vlog şöyle planladım. Birlikte valizimizi hazırlarız. Yani eşyalarımızı hazırlarız. Kışlıklarımızı kaldırırız. Seviyorsunuz böyle vlogları. Birlikte bunları kaldırırız. Vakumlu poşetleri almıştık geçen yazlıkları, kışlıkları ayırırken. Bir o vlogumu izlemişsiniz. İzlemişseniz eğer görmüşsünüzdür. Onları yine aynı şekilde vakumlara koyarak yerleştireceğiz bazamızın altına. Sonra da artık birlikte yolculuğa çıkarız. Nereye gideceğiz? O sürpriz olsun. Yolculuğa çıktığım zaman söyleyeyim size o zaman onu. Şimdi şu işleri hemen toparlayalım birlikte. Bu arada görüyor musunuz? Yatak odamızı yeniledik. Onu size bir yere göstereceğim arkadaşlar. Öyle şimdi hadi yeni şunları birlikte bir toparlayalım. Biz yemek yedik. Kaan mutfakta şu anda. Bir yandan da çay koyduk. Çay saatine kadar bu işleri biraz hızlıca toparlayalım. Hadi bakalım. Size şu ışığımı da açtım. Şöyle göstereyim size, şuraya koyayım. Ben yavaştan şimdi şu vakumları, önce şu vakumdan başlayacağım. Onları boşaltmaya başlayalım. Hadi bakalım. Vallahi bir elbise dolabı, bir kıyafet odam olursa bu hayatta en çok mutlu olacak olan kişi benim gerçekten. Her sene şu olayı yapmaktan bazen fenalık geliyor arkadaşlar. Şimdi böyle bir anda dalıyorsunuz bu işe, tamam mı? Hiç gözünüzü büyütmeyin. Her şeyi askılarınıza koyun. Bakın şimdi size göstereyim. Bir dakika. Bakın burada gördüğünüz gibi her yer askı. Şuraya yığdım hepsini. Şu vakumların içinden çıkartıp dolaplarımıza asacağız. Şurayı düzenledim elbiseleri. Böyle. Gördüğünüz gibi düzen değil ama toparlama işimiz bitti. Vakumlarımızı... Bundan ses geliyor. Hangisine? Ay, bu hava kaçırıyor. Dur bakayım. Evet, nereye bu hava kaçırıyor? Pıs diye ses geliyor. Dur. Nereye kaçırıyor? Vakumlarımızı yaptık, dur. Mis gibi. Bir tanesinde file verdik yahu. Hava kaçırıyormuş. Şimdi hemen koli bandıyla hemencik bantlayacağız. Bunlar çok işe yarıyor arkadaşlar. Böyle bazamızın altına güzelce bunları koyacağız. Hatta ben 3-5 tane daha alıp şu yorgan, bir iki tane yorganım falan var. Onları da böyle vakumlamayı planlıyorum. Bakın minicik kalıyorlar kendileri, gördünüz mü? Elbise dolabımı da şöyle koydum hızlıca. Şunları yerleştireceğim daha, bakmayayım böyle dağınık durduğuna. Valizimizi hazırlayalım. Tatilden bir gidip gelelim güzelce. Şöyle şurayı da göstereyim size. Kaan uğraşırken hemen tatil dönüşü bu dolabı sizinle birlikte düzenlemesini ve toparlamasını yaparız. Şöyle gördüğünüz gibi renkli renkli yaz geldi dolabıma vallahi. Şuraya şöyle şortlarımı koydum, şu şekilde katlı ince günlük giyeceğim şortlarım. Burada işte askılıklar. Şunları da asacağım. Şurada yazlık çantalarım vardı, iki tane onları çıkarttım. Öyle yani. Durum şu an bu şekilde. Burayı düzenleyip hemen bir çay içmeyi planlıyoruz, olmadı mı? Gördüğünüz gibi odamız tertemiz ve düzenli. Saat şu an gece 12'ye geliyor. Ben gördüğünüz gibi duştan çıktım. Şimdi bir soda içeceğim. Dolaplar tertemiz. Yani temizliğin dışında en azından çok düzensiz değil. Düzenli. Yarın ya da tatil dönüşü birlikte sizinle düzenlemesini yaparız. Pijamalarımı şuraya koydum. Yatağımızı şöyle göstereyim size kısaca. Çamaşır makinemiz çalışıyor. Şurada atılacaklar ve yarın gidecekler var. Onları oraya koyduk. Limonlu sodamı aldım elime. Doğru. Televizyonun karşısına geçip şimdi keyif yapacağım. Çamaşırlarım bitmesini bekleyeceğim bir yandan da. Çamaşırlarımız bitsin. Şöyle geçeyim de sizi korkutmayayım bu ışıkta. Çamaşırlarımız bitsin. Onları astıktan sonra artık uyku vakti. Sabah erken kalkacağız çünkü Demet gelecek. Demet şu anda yolda. Kazasız belasız gelsin inşallah. Yarın akşam birlikte yemek yiyeceğiz. Bu videoyu burada sonlandırıyorum şimdilik. Yarın valiz hazırlarken bir tekrar sizinle buluşuruz. Kısa bir onu göstereceğim. Daha sonra yolculuğumuza birlikte çıkacağız zaten. Birlikte hazırlanacağız. Sabah çok erken saatte çıkmayı planlıyoruz. Bakalım birlikte yaşayıp göreceğiz. Benimlesiniz. Öyle o zaman valiz hazırlamada görüşürüz arkadaşlar. Açılışı yaptım. Biz yola çıktık. Yola çıkalı bir saati geçti. Şimdi Aydın tarafından doğru Antalya tarafına doğru inişe geçtik arkadaşlar. Gidiyoruz. Kahvemizi yaptık sabahleyin. Gördüğünüz gibi ben göz bantlarımı taktım. Çünkü niye olmasın ki, değil mi? Çünkü sabah saat 5.30'da bir uyandık. Ondan sonra ben 6'ya kadar uyanamadım. Dün o kadar yorulmuşuz ki vallahi akşam annemlerden sonra açamadım kamerayı. Aslında size valiz hazırlarken gösterecektim ama çok yoğundu. Yani akşam geldim işte hemen ütüye daldım, ütüleri yaptım, valizleri hazırladım, çantaları koyduk derken kamerayı elime alamadım. Dedim ki şimdi hemen size güzel bir açılış yapayım. Öyle gidiyoruz bakalım. Sizi yine ara ara güncelleyerek açılışa devam edeceğim. Şu kahveyi içemedim. Kaan'ın küçük işleri var. Aydın tarafına geçtik şimdi. Dedik hem ben bir şöyle rahat rahat kahvemi içeyim. Kaan da bilgisayarını aldı. Birkaç işi varmış, onları yapacak. Küçük bir moladayız. Molada durduğumuz yere bakın. Arabayı kapatsana aşkım, tıklasana. Ben de bilmiyorum. Nerede olduğumuzu bilmeden. Serinhisar'dayız. Serinhisar tarafındayız şu anda. Valla yolda bir saattir tostçu arıyoruz. Hiçbir yerde kahvaltı yapacağımız hiçbir yer bulamadık. Sonunda her yer leblebici burada. Biz ve şimdi bir yer bulduk sonunda ve gördüğünüz gibi kaşarlı domatesli tostumuz ve çayımızla beraber günün ilk öğününü yapıyoruz. Şu an saat 11'e geliyor. Kahve gördüğünüz gibi başladı. Afiyet olsun aşkım. Böyle bir ortamımız var bakın. Biz gördüğünüz gibi yola devam ki ama bakın burada bir zula var. Ay açamadım. Pringles var. Yolluk. Sonra şu Ikea'nın şöyle küçük kilitli poşetlerinden aldım böyle. Kalan ıvır zıvırlarımız olursa koyarız diye. Sonra züberimiz var. Hindistan cevizli. Çok severiz. Kaan'ı da alıştırdım buna. Çiğ kokteylimiz var. Karışık. Ne kadar sağlıklı şeyler almışız. Ve benim mide bulantılarıma karşı çubuk kraker ve peynirli çubuk kraker. Yuh, istiyorsun ya. Ve burada da gördüğünüz gibi Gofret, Negro, Nescafe, Coco Star, ne ararsanız var. Görüyorsunuz değil mi? Vallahi bu yolculukta bol yemeli. Ama sağlıklı şeyler yiyoruz. Diyette falan da değiliz aslında. Niye böyle şey yaptık ki biz aslında? Böyle ilginç. Neyse şimdi ne istiyorsun? Ne yiyeceksin? Yuvarlı bakalım Züber'lerden. Züber mi yiyeceksin? Züber'e alıştırdık kahveyi. Züber'in bütün hepsini çok seviyorum ben ya. Her şeyi çok süper. Ama en güzeli bir tane şey var. Fıstık ezmeli olan çok güzel. Onu çok seviyorum. Favorim. Bir de bu Hindistan cevizli. Kokostar yapmıştım. Onu da versene. Kokostar mı yiyeceksin? Evet. Aşkım bunu ye. Züber'in tadı tutacak. Yok. İyi tamam. Neyse kokostar yiyecekmişiz. Açayım da kocama bir. Şurada bembeyaz dağların üstü vallahi. 4 mevsim. Biz şu anda Antalya'ya giriş yaptık. Ben videoyu açtım, başlatmışım ama nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı size söylememişim galiba. Şöyle bu tatilimizde hiç çok merak ettiğimiz ve hiçbir türlü gelemediğimiz Antalya Olympos tarafına gelmeye karar verdik. Şimdi neydi ismi? Alaturka Pansiyon diye bir pansiyona yer ayırtmıştık. Rezervasyonumuzu yaptırdık. Şimdi oraya gidiyoruz. Olympos tarafına doğru geçeceğiz. Antalya'ya giriş yaptık az önce. Gidiyoruz böyle dağların arasından. Güzel güzel. Manzaralar şahane. Dağların tepesinde de karlar var. Bir yandan güneş. Çok güzel vallahi. O ne ya? Şişe. Öyle işte. Şimdi bu tatilimizi Olympos, Çıralı, Adrasan tarafında geçireceğiz. Sizi de tabii ki yanımda taşıyorum. Elimden geldiği kadar her şeyi çekip size göstermeye çalışacağım. O yüzden kanalıma abone olup beni önceki takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi de açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip edin. Orada daha güncel paylaşımlar yapıyorum. Çünkü anlık paylaşımları daha çok yapıyorum Instagram'da. Öyle. Umarım seversiniz ve beğenirsiniz. Beni izlemekte vazgeçmeyin ve takipte kalın derim size. Şimdi öyle geçiyoruz bakalım. Bir 40 kilometre kadar bir zaman kaldı galiba. Öyle. Biz Olympos'a geldik. Şöyle girişinde hemen böyle bir kahve içecek yer bulunca dedik ki bir kahve içelim, şöyle manzaranın tadını çıkartalım öyle dedik. Bakın. Oh, mis gibi. Olympos'un yolları taştan. Doğası şahane bu arada, biliyor musunuz? Çok beğendim. Her yer mis gibi yeşil. Yeşili severiz. Her yer orman. Havası da şu an o kadar güzel bir hava var ki dışarıda, ılık ama serin ama güneşli de, öyle hiç yani çok böyle ferah mis gibi bir hava var dışarıda. İnşallah kaldığımız süre boyunca böyle güzel olur da keyifli vakit geçiririz. Şimdi yavaştan biz artık gidiyoruz. Bir 10 dakikalık yolumuz kaldı. Otelimize yerleşelim. Zaten sizinle hemen bir oda turu yaparız. Sonra muhtemelen biraz dinleniriz. Türk kahvemizi içtiğimize göre artık orada bir şey yiyip içmeyiz akşam yemeğine kadar. Belki bir denize ineriz. Şöyle bir keşfetmek amacıyla birazcık yürüyüş yaparız. Öyle heyecanlıyız. Vallahi çok beğendim ben burayı ya. Ay, her yerin yeşili başka güzel. Canım Türkiye'm. Bu taraf Alaturka, ada bir taraf ada, bir taraf Alaturka diye geçiyor. Şuraya koyacağız biz. Ve biz yerleştik. Şimdi size güzelce birazcık şurayı göstereyim. Burada gördüğünüz gibi böyle güzel güzel bungalov evler var. Hepsinin de üzerinde böyle güzel güzel şekiller var. Bakın şunu çok beğendim. Böyle. Burası o kadar güzel portakal ağacı kokuyor ki şu anda. Şöyle. Zaten burası da her yer portakal ağacı, görüyor musunuz? Mis gibi. Şöyle çok ses yapmadan. Burada böyle bir bungalov var. Burada böyle Barış Manço'lu var. Daha böyle yukarılarda da bir sürü var. Bizim evimizde bence tam bize uymuş şeyi. Sevim koş. Alaturka'ya gitmiş. Tam bize uymuş bence yani. Hadi gelin şimdi sizinle birlikte oda turu yapalım. Şöyle küçük ve güzel bir odamız var. Birazcık dağıttık ama artık siz de yabancı değilsiniz. Şöyle güzel bir banyosu var. Küçük. Mis gibi tertemiz. Şöyle pencereleri böyle alttan açmalı. Eski nesil pencereler çok güzel. Sineklikleri falan da var, gayet kullanışlı. Şöyle gördüğünüz gibi çift kişilik yatağımız. Klimamız gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Penceremiz. Şurada güzel bir dolabımız var. Işığımız. Eşyalarımızı böyle koyduk. Şimdi çok dağıtmadık. Bikinilerimizi falan giyip denize ineceğiz. Deniz 15 dakika yürüme mesafesindeymiş buraya. Dedik hazır bugün geldik, keşfetmeye çıkalım bari dedik. Şöyle bakın penceremizden portakal ağacı şişi o kadar güzel kokuyor ki çok mutluyum. Böyle güzel bir minnoş bir odamız var. Bence tek eksiği şurada bir tane bir gardırop olabilirdi diye düşündüm kendimce. Şurada yorgan var. Ben tabi buraya gördüğünüz gibi hemen yerleştim. Kadehlerimi falan getirmiştim. Şuraya şarabımızı koyduk. Hemen şöyle mis gibi yerleştik. Birazdan hazırlanıp dediğim gibi denize gideceğiz. Öyle biz yerleştik. Size gün gün her yeri göstermeye çalışayım elimden geldiği kadar. Öyle hadi şimdi birlikte hazırlanıp doğru denize inelim. Bakalım orası nasılmış. Göstereyim size burayı, kimsecikler yokken hazır. Şöyle. Çantamı şöyle bırakayım. Burada. Resepsiyona oturduk. Bakın ne kadar güzel ki. Burada bakın öyle bir tane kitaplığı var, kütüphanesi. Ama mis gibi. O kadar güzel ve sakin ki. Bakın şurada şöyle oturacak yerler. Her yerde hamaklar, böyle çardaklar var. Akşam yemekten sonra muhtemelen burada oturup böyle keyif yaparız Kaan'la birlikte. Şöyle zaten küçük bir çayın dibinde kurulmuş bir yer. Çok büyük bir arazi zaten, portakal ağaçlarının içinde. Çok sakin ve güzel yani. Çok hoşumuza gitti. Şu köprü kullanılıyor mu bilmiyorum ama bakın şöyle bir köprü gibi bir şey yapmışlar. Zaten burası böyle vadinin içinde bir yer. Ve orman içinde kalıyorsunuz tamamen ve hava olarak da bence şu an mevsim olarak en doğru ve güzel mevsimde geldiğimizi düşünüyorum. Çok güzel çünkü. Sizinle de böyle güzel güzel paylaşıyorum. Bu arada şort ve terlik olayına geçtik. Hızlı bir giriş. Şimdi denize doğru yürüyeceğiz. Hem biraz dedik keşfedelim. Hem de dedik bir öğrenelim. Bakın bakın. Sabah kahvemizi içmeye geliriz buraya. Birlikte. Şurası da yemek yeme alanı. Sabah kahvaltı ve akşam yemeği de var. İsterseniz içeride yersiniz, isterseniz dışarıda, nasıl isterseniz böyle mis gibi bir yer. Şimdi çıkalım. Kaan nerede? Kaan arabadan taşıya taşıya bir şeyleri bir hal oldu. Yanında da Ada Kampik diye bir yer var. Ada Kampik ama orası sanırım boş. Şöyle göstereyim size bakın. Evet bakın. Muhabbetlerin arasında bol bol portakal sıkıştırıyor ve kokusunu gönderebilsem size var ya of. Güzel kokuyor. Bizim Bornova gibi kokuyor aşkım. Orası her yeri kokuyor. Her yeri Bornova'ya benzetmem. Oradaki de çiçek açmış. Evet. Mis gibi. Bakın bir daha göstereyim. Bir dakika, bakın bakın portakal ağaçları. Şimdi kaldığımız yer şurası. Biz buradan böyle yürüyerek denize gidiyoruz. Bir keşfedelim. Bakalım. Sabahleyin de kalkıp yürüyüş yapalım bence. Ha 5'te kalkalım. Bence olur. Bakalım şu uzaklığa bir bakalım mı? Aynen bir uzaklığa bakalım. Nasılmış? Ay. İyi ama çok kalabalık yok şu anda. Belki şeyden sonra, yarından sonra şey artar. Varmış. Ne varmış? Gece kulübü gibi bar varmış. Bam mı, pump mı? Ha. O açılmış. Ha, geceleri. Ha, gece eğlenmek. Aynen, akşamları burada müzik, eğlence de oluyor. Şey başlamış yani. Zaten buraları ada kamping modunda olduğu için genelde hep böyle şey, genç nesil ve hareketli nesiller burada. O yüzden her yerde müzik, pansiyonların içinde böyle, restoranların içinde yemek yeme yerleri, müzik bayağı güzel. Şöyle bakın, her yerde zaten kalınabilecek pansiyonlar da var bu şekilde. Ormanın içinden yürüyerek gidiyorsunuz. Bak gelmişler, gördün mü? Ah ah. Arkadaşlar size anlatayım, durun. Burada hep genç nesil, hep yabancı kızlar var. Ah, ah. Yolda gelirken kaç kişi genç otostop çekiyor, bak gördüm ikisini, geride binmişler gelmişler yani. Bizimki de kızları alalım. Dedim ki gerek yok. Alırlar dedim onları, onları alacaklar bulunur. Gençlere bırakalım artık, biz olmuşuz kaç yaşımızda. Gençler alsınlar otostop çeken kızları. Güzel kızlar var. Henüz. Burası güzel. Bak burası güzel. Buraya akşamleyin falan da gelebiliriz. Bak yemekleri falan da var. Şey, girip yiyip çıkabiliyorsun. Evet. Yani, biz beğendik ya. Güzel. Onu diyordum. Buraya geleceksiniz eğer. Çok böyle bir şey. Her şey dört dörtlük. Ay minnoş minnoş takılayım. Bak, durun şey şöyle olsun böyle olsun diye bakmayacaksınız. Çünkü her şey dört dörtlük değil. Burada çok sert girdim yalnız. Şuna bakın, ıslak hamburger varmış da o dikkatimi çekti. Öyle her şey dört dörtlük değil burada. Her şey daha doğal ortamında, salaş daha akıcı ve salaş ortamlar, mekanlar. Ona göre eğer bu tarafı seçecekseniz, tercih etmek isterseniz gelebilirsiniz. Alın ama hadi. Alsak mı? Hadi alalım. Yani anne tarafım İzmirli benim. İzmirli mi? Bornova doğumluyum. Aa, biz de Bornova'lıyız. Öyle mi? Bornova, Urla. Ben portakallıyı merak ettim. Bir de yanına ne alalım? Dönmez ama. Yok bende kart, hepsi atağımda. Atağımı taksana. Kartları basalım. Şimdi bir de otopark ücreti veriyorsun. Otopark ücreti veriyor musun? Evet, ayrıca. Şimdi gördüğünüz gibi biz az önce şuradan giriş yaptık. Şöyle yürüyüş yolundan devam ediyoruz denize gitmek için. 20 dakikalık bir yürüme mesafesi var. Onu yani denize gitmek için antik kentin içinden geçerek yürüyorsunuz. Antik kentin içinden denize yürüme mesafesi 5 dakika 6 dakika gibi bir şey zaten. Müze kartı çıkarttık biz. Müze kartı 60 lira. 2 kişi 120 lira verdik. Burada eğer müze kartı çıkartmak istemezseniz de 10 bin kişilik miydi? 10 geçiş var. 150 lira. 10 geçiş hakkı olan bir kart veriyor size. Onun fiyatı 150 lira falan galiba. Aynen. 150 lira civarı bir şeydi. Biz de dedik ki hani müze kartı çıkartmak daha mantıklı geldiği için diğer zamanlarda kullanırız diye müze kartı çıkartıp girdik. Şimdi antik kentin içinden yürüyerek denize geçiyoruz. Buraya araçla gelirsiniz, arabayla da gelebilirsiniz. Otopark ücreti de ekstradan veriyorsunuz, bilginiz olsun. Biz yürüyoruz. Ağaçların sesini duyuyor musunuz? Hmm. Şimdi burada, şurası bir nolu kiliseymiş. Bir yerde şeyleri de yazıyor, bilgileri de yazıyor. Burası girişiymiş antik kentin. Böyle yürüyoruz. Güzel güzel. Biz buraya sabah yürüyüşüne geliriz. Mis gibi. Neler varmış hemen size göstereyim bakın. Benim Aysun var ya, bayılır buraya. Kesin gelmiştir o buralara ya. Burada Piskoposluk Sarayı, Tapınak, Köprü, Mozaiklik Yapı, 3 Nolu Kilise, Liman, Anıtsal Mezarları varmış. Burada şöyle size kısaca göstereyim şöyle. Şurası mezar mı ya? Ay korkunç. Kaan nerede? Aynen. Ay mezar var. Gelin gidelim. Evet. Böyle bir antik kentin içinden yürüyerek denize ulaşıyorsunuz. Şu anda korktum. Hızlı hızlı yürüyorum. Kaan da var ya, beni bırakıp gitti ya, Allah'ım. Nerede bu? Dur bakalım. Ne güzel yerlerde yaşamışlar. Ne güzel. Her yer orman. Hep serlik yine. Hep hingilin peşinde serlik serlik oturmuşlar. Ay. Burası yalnız arkadaşlar çok sıcaklarda. Biz şu an Mayıs ayı olduğu için tam bence güzel sezonda geldik bence, değil mi? Hava mis gibi. Evet evet. Ağustos, ama Temmuz, Ağustos burada böyle yürüyemezsiniz bence rahat. 30 derece. Şu anda bile aynı 30 derece, hava bunaltmıyor ama şey yani yine de yazın çok sıcaklarda yürüyemezsiniz. Öyle. Şimdi biz denize inelim, sizi yine açacağım. Değil mi? Evet. Bakın kentin çevresinden böyle güzel bir çay da geçiyor. Bakayım şöyle, gel gidelim mi oraya? Bu kent o kadar yayvan bir kentmiş ki yani şöyle gördüğünüz gibi bütün vadiyi kaplıyor. Şu karşı taraflarda da hep kalıntıları var zaten. Mesela şuralarda küçük küçük odalar var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama tam şu taraflarda. Dağın yamacına doğru kurulmuş bir şehirmiş zaten burası. Yol boyunca buradan geçiyorsunuz. O değil de çok Rus var. Çok güzeller. Ve deniz gözüktü arkadaşlar, bakın. Görüyor musunuz? Mis gibi. Şu yolun sonu zaten denize açılıyor. Şöyle. Tam fotoğraflık. Öyle mi? Psikoposluk sarayıymış burası. Oraya yerleşmeli küçük ama. Tontik. Alem sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun sen burada? Minik fare misin sen? Ne yapıyorsun sen? Oy. Ne haber? Ne yapıyorsun sen ya? Şimdi biz girişimizi yaptık. Şurada da böyle kente ait tarihi şeyler var. Anıtsal mezarlıklarmış. Burası da, bakar mısınız ya? Karşıya çok güzel. Şahane gözüküyor. Hava da mis gibi. Şimdi gidelim bakalım. Hocam o kadar uyuduk yani, sizden 4 dedin. Ben o kadar uyudum diyorum zaten. Başarılı. Ortam çok iyi. Bir çıkalım. Ve sezonun ilk açılışını yapıyoruz. Deniz şahane gözüküyor. Hava kapalı ama deniz güzel de nasıl? Of! Buz gibi. Ama güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Muhteşem, bakın. Alabildiğince deniz muhteşem hem de ve şezlong yok. Bunu A101'den aldık. O kadar güzel çıktı ki, çok güzelmiş. İçinde Hindistan cevizi şeyi de var. Kurutulmuş Hindistan cevizi var. Kaju var. Çok hoşuma gitti ya. Bir şey söyleyeyim mi? A101 yani efsanesin. Bundan sonra tek kokteylim. Beraberiz. Menümüzde balık, makarna, şakşuka, pırasa, salata, çorba. Böyle bir güzellik var ve bu şekilde yemeğimizi yiyoruz. Bakın. Keyifli olmak.com'a şuraya bakın. Kaan'ın arkasında ışıl ışıl. Arkandaki ağaç o kadar güzel duruyor. En ikisine ben gelirim. Evde de diyor ki, beni jandarma da gelecek şimdi diyor. Video çekerken çalan şarkı. Mesela şimdi seni görüyor mu? Kaçta aşağı olacağım? Bilmez ki. 10.000 adım olmuş. Bugün 10.000 adım atmışız valla. Gördünüz mü mekanları? Saat şu an daha 9, yeni açılacakmış. Hemen daha hareketlenmeye başlamadı. Bir hırkamı giydim. Bu arada tulumumu giydim. Spor ayakkabılarımı da giydim altıma. Güzelce. Hava birazcık serin çünkü. Kaan gördüğünüz gibi hiçbir şekilde üşümüyor. Çok güzel ya. Aynen. Öyle yürüyoruz şimdi. Saat şu an 9, bakalım ilerleyen saatlere doğru uykumuz gelmezse. Bugün çünkü ilk günümüz, yorulduk biraz. Bir mekana oturup birazcık şöyle bir müzik dinlemeyi yapıp kafamızı dağıtabiliriz. İkinci günden günaydın herkese. Nasılsınız? Gördünüz mü nasıl mis bir sabah uyandık? Aslında ben uyanalı bayağı oldu. Çardak'ta gidip kahvemi içtim, kitabımı okudum. Instagram'dan beni takip ediyorsanız zaten beni çoktan gördünüz. Dün gece şarjım bittiği için kapanışı yapamadım. İlk günümüzün videosunu burada kapatayım. İkinci güne başlamadan önce. İlk günü elimden geldiği kadar sizinle paylaşmaya çalıştım. Akşam çok eğlendik, çok keyifli bir zaman geçirdik. Bu akşam yine tekrarlamaya çalışacağız. Bugünkü planımız biraz Adrasan tarafına doğru gitmek olacak. O yüzden ikinci gün vlogunu başlatacağım bunu kapattıktan sonra. Beni takipte kalmayı unutmazsanız sevinirim. Diğer vloglarımda görüşmek üzere. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Size çünkü günlük olarak Olympos, Adrasan ve Antalya vlogları çekiyorum. Öyle. Diğer vlogumda görüşmek üzere o zaman. Kanalıma şuralardan bir yerden abone olmayı da unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşürüz.